Ben genel itibariyle yürüdüğüm cadde, bastığım sokak, programlar neticesinde gezdiğim yer hep mesela Nusaybin'deyim şu anda. 8500 yıllık bir medeniyetin bulunduğu yerde oraya ayak basıyoruz. Şu anda nefes alıp veriyoruz. Bu beni çok heyecanlandırır ve çok da önemli bir merkezdeyiz şu anda. Nedir buranın adı? Burası Mor Yakup Kilisesi'dir. Mor Yakup Kilisesi, Nusaybin'de. Sizin adınız lütfen. Benim ismim Daniel, aynı halde Süryaniyim. 2000 yılından beri Nusaybin'de yaşıyorum ve Nusaybin merkezde tek Süryani aile. Nereden geldiniz? Ben aslen Midyatlıyım. Midyat'tan buraya geldiniz. Evet. Buranın bakımına bakıyorsunuz, burayla ilgileniyorsunuz. Evet. Burayla ilgili bize biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii burası Mor Yakup Kilisesi'dir. Şimdi mor dediklerimiz zaman renk anlamda demiyoruz. Mor Süryanca aziz anlamda söylenir. Aynı halde Nusaybin Akademisi. Hani zamanında 800 ile 1000 arası öğrenci varmış burada. Burada gören dersleri Süryanice dili başta olmak üzere teoloji, felsefe, mantık, edebiyat, geometri, astronomi, tıp ve hukuk dersleri görüyorlarmış burada. Siyah taşlara kadar, kubbesine kadar bu orijinalıdır. Milattan sonra 300 yıllarında. Roma döneminde tabi. Üst tarafları zamanında orijinali yıkılmış, farklı tarihlerde, farklı dönemlerde tekrar restore etmişler. Savaşlardan dolayı öğrenciler buradan Urfa'ya göç ettiler. 363 yılında. Urfa'da yaklaşık 140 yıl kaldılar, tekrar buraya geri döndüler. Bir tanesi hem burada hem Urfa'da öğretmenlik yapmış. Dünyanın ilk profesörü ve şairi. Mor Efrem. Mor Efrem, Mor Yakup'un öğrencisiydi. Mor Yakup burayı yapan. Onun adına inşa edilmiş tabi Roma döneminden. Kendisi hem din adamıydı hem üniversite diyelim rektörlüğü yapan kişiydi Mor Yakup. Milattan sonra 309 yılında Nusaybin metropoliti oldu. 325 yılında Mor Yakup ve onun öğrencisi Mor Efrem ve Mor Evgin üçüsü birlikte İznik Konseyi'ne katılmışlar. 338 yılında Mor Yakup vefat etmiş. Yani. Vefat ettikten sonra onun öğrencisi Mor Efrem burada 28 yıl, Urfa'da da 10 yıl süreyle toplam 38 yıl üniversitenin rektörlüğünü yapmış Mor Efrem. Ve 2000 yılında Nusaybin Belediyesi, Çekil Vakfı ve Süryani Vakfı tarafından bahçesinde kazı çalışmaları yürütüldü. Finansmanı da 3 yıl içerisinde Nusaybin Belediyesi üstlendi. Ondan sonra Mardin Müzesi'ne devredildi. 2000'den 2014 yılına kadar da kazılar devam etti. Evet, geldiğimiz yer. Daniel Bey burası mı? Evet, burası? Burası da Mor Yakup'un mezarı. Az önce yukarıda da belirttiğim gibi. Mor Yakup, 7 veya 8 tane Mor Yakup var. İsimler aynı ama farklı tarihlerde, farklı yerlerde dünyaya gelmişler. Bu ise Nusaybinli Mor Yakup'tur. Bu lahit mi? Lahit. Lahit. Lahittir, evet. Bu da tabii arkeolog arkadaşlarımız dediklerine göre bu da o zamanlar Diyarbakır Çermik'ten getirilmiş. Bu lahit taşı. Evet. İşlemelerle ilgili de sizlerden bilgi almakta fayda var aslında Abdurrahman Bey. Mümkün müdür? Arkeologtur kendisi aynı zamanda Nusaybin Belediye'mizde görev almakta. Yanlış bir şey söylemedim değil mi? Doğru ifade ettim zannediyorum. Nusaybin Belediyesi'nde arkeologlar 11 yıldır çalışıyor. Bilginiz var mı bununla alakalı? Özellikle burada yaptığımız araştırmalar bu lahit mezarının altında bir tane havuz. Üste de özellikle bu boğa kanın akıtılması ile ilgili ritüeller gerçekleştiriliyordu. Şu an taraflarda da onu biz tespit ettik. Şu nedir biliyor muyuz? Bu özellikle arınma esnasında yukarıdan boğaların kesilmesi. O kanın kümpler aracıyla aşağıya aktarılıyordu. Bu bir kanal aslında. Buradakiler de arınıyordu. Yani o kanın vücutlarına değmesiyle beraber arınıyorlardı. Milattan sonra 717 yılında Nusaybin'de şiddetli bir deprem esnasında mevcut yapının kuzey batısında bir katedral yapısı vardı. Oranın yıkılmasıyla beraber Mor Yakup Lahiti de daha önce oradaydı. 8. yüzyılda buraya taşınılıyor. Bu Kudüs'e giden hacılar Nusaybin'e Mor Yakup Kilisesi'ne uğramadan o taraflara geçemiyorlar. Buraya. Yan taraflarda da bir sürü yazıt biz tespit ettik. Özellikle dilek, dua,
şeklinde bu restorasyonlar 2018 yılında yapılan restorasyonlar esnasında orijinal dokunun açığa çıkarılmasıyla beraber o mevcut harç çıkartıldı buradan. Aynı parkın içerisinde Zeynel Abidin Camimiz var ve Mor Yakup Kilisesi var. Mor Yakup aynı bahçe içerisinde. Özellikle daha önce mesela bu kilisenin mevcut kilise yapısının güney batı tarafında Mort Fabrunia Manastırı vardı, bu kadın manastırı. Şimdi özellikle Abbasiler dönemindeki o ilişkileri, o inanç kardeşliğine dayalı olarak Şemun Dözeyti bir rahip kendisi tarafından daha önce Mor Yakup'a ait olan tapusunu Zeynabdin camisi olarak inşa edilmesi konusunda kararlar alınıyor ki en iyi kardeşliğin de göstergesi bu şekilde yansıtılmış durumda. Çok teşekkür ederim. Burası bir akademi gerçekten. Tabii Urfa vilayetimizle aramızda tatlı bir ihtilaf var. Biz dünyanın ilk üniversitesinin Nusaybin'de olduğunu düşünüyoruz. Onlar da Urfa'da olduğunu düşünüyor. Bu tatlı ihtilaftan ötürü ikisi de uygundur. Bizim için de ikisi uygundur. Konuyu şuraya bağlamak istiyorum. Hakikaten Mor Yakup Kilisesi ve belki ondan önce de bina edilen, inşa edilen kiliselerde bir akademi havası mevcuttu. Akademik tartışmaların olduğu, akademik ilimler ışığında insanların kendilerini geliştirdiği, hatta burada ve başka liselerde öğrencilerin o dönemde bile yatılı olarak kaldığı bir akademi havasında insanların kendilerini eğittiği, tedristen geçtiği bir şey söz konusudur. Diğer konuya da gelince Nusaybin Belediyesi bu anlamda hiçbir inanç ve kültür ayırt etmek sizin programlarını, projelerini hayata geçiriyor. Daniel Bey zaten aynı zamanda bizim belediyenin de personelidir. Sadece Mor Yakup Kilisesi'nin bakımından sorumludur. Biz onu buraya tahsis etmişiz. Sadece kilisemizin güzelliğini, tarihini, değerlerini ön plana çıkarsın diye restorasyonundan tutun diğer ihtiyaçlarına kadar biz belediye olarak, kaymakamlığımız olarak, Mardin vilayetimizin valiliği olarak bütün eksiklerini, sıkıntılarını gidermek için bütün gayretlerimizi gösteriyoruz, çabamızı sarf ediyoruz. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. 1700 yıl demiştik değil mi burası için? İlmin, fennin, geometrinin yer aldığı, akademik çalışmaların yürütüldüğü bu toprakların başka bir değeri Mor Yakup Kilisesi. Detaylarıyla sevgili Okan sizleri baş başa bıraksın. Buradan Nurettin Bey'in bize sözü var. Tam sınırdayız. Bunun başka bir duygusu var. Tam sınırda olmanın. Burası kadim Orta Doğu. Burası medeniyetlerin beşiği aynı zamanda. Çok enteresan bir yere götüreceğim sizi. Sınırın ötesini izleyebileceğimiz bir yere götüreceğim. Neresi olduğunu söylemiyorum, sürpriz olsun. İnsanların doğduğu yerler coğrafya kadardır diye bir söz vardır, biliyorsunuz değil mi? Coğrafya kadardır. Mesela benim doğduğum yer yine aynı bölgenin evladıyım. Suriye sınırında 13 kilometre. Damdan uyduğumuzda Suriye'nin ışıklarını görebilirdik ama bu kadar yakından, yani oraya gitmiştim çok ama bu kadar yakından ilk defa. Lokasyon olarak tam olarak neredeyiz? Tam olarak Suriye sınırı sıfır çizgisinde Mardin vilayeti Nusaybin ilçesindeyiz. Aramızda sadece bir telin ordu Suriye devletinin Kamışlı ilçesindeyiz. Tabii ki Kamışlı ilçesi sadece bir ilçe olarak değil, Orta Doğu'ya açılan bir kapıdır. Şu anda Suriye'deki iç karışıklardan ötürü sınırımızın güvenli olması hasebiyle 1,5 milyon ve daha fazla insan yaşadığı bir ilçeye komşuluk ediyoruz. Tabii ki bunun yanında bu atmosferi, bu heyecanı biz de sürekli yaşıyoruz. Bizi dinleyen ve izleyen insanların şunu bilmesini isterim ki Mezopotamya'da efsanevi bir yerdeyiz. Gerçekten tarihe tanıklık eden, tarihe beşiklik eden bu ilçenin, Nusaybin ilçesinin, Türkiye Devleti'nin Nusaybin ilçesinin Suriye vilayetine, Suriye devletine komşuluk etmesi ve aynı paralel içerisinde, aynı hava içerisinde bu oksijeni, bu teneffüs oluyor oluşumuz çok ciddi bir
manadır. İşte biz bu coğrafyada doğup büyüdük. Bunun derinliğini, tarihi derinliğini, kültürel derinliğini yaşayan, bilen, hisseden insan olarak, insanlar olarak siz de coğrafyanın insanısınız. Herkesin buraya gelip görmesini, bu havayı, bu atmosferi solumasını istiyoruz. Nusaybin Suriye sınırına sadece bir selamlaşma uzaklığındaki bir yerdir. Şöyle anlatayım, çok güzel detaylandırdılar. Yani 100 ya da 200 metre sonrası Suriye'nin Kamış ilçesi. 1,5 milyon insanın yaşadığı bir yer. Güvenliğimiz açısından, sınırlarımızın güvenliği açısından örülmüş olan bir duvar var arada. Ama orada akrabalarımız var. Orada yakınlarımız, dostlarımız var. Onlara da selamlarımızı iletiyoruz. Görmüş olduğunuz binalar Suriye Kamışlı toprakları, Suriye toprakları. Buraya geldiğinizde Nusaybin'e mutlaka yolunuz düştüğünde özellikle bu mekan, yani şu bulunduğumuz nokta Hafızullah Bey dedi. Hafızullah Bey. Evet. Çok teşekkür ederim size de. Alayım sizi de böyle. Alalım mı yanımıza? Lütfen. Hafızullah Bey bizi misafir ettiler. Yani şu açıdan görebildiğiniz en güzel yerdesiniz. Şöyle alayım sizi de. Çok stratejik bir noktadasınız. Evet. Bir de buranın şöyle bir duygusu var. Soy isim neydi Hafızullah Bey? Oğuzhan. Oğuzhan. Hafızullah Osman Bey'i buraya ziyaret ettiğinizde, geldiğinizde hem burada bir mihmandarlık görüyorsunuz, misafirperverlik görüyorsunuz. Tam da bu noktada işte duyguların bölünemeyeceği, duygulara sınır konulamayacak olan bir yerde duruyorsunuz. Doğru. Çok teşekkür ederim size. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. O hani duyguya sınır konmaz dedik. 200 metre sonrası Suriye Kamışlı. Suriye toprakları. O detayları sizlere baş başa bırakayım. Yani duvarın dibine gidip seslendiğinizde insanlarla selamlaşabiliyorsunuz. Buyurun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.